Gencim, şu halime bakın, çalışıyorum yetmiyor. Hani gelirim giderim karşılamıyor benim. Hani bir su alıyorsun 4 lira. Hani bunu görmeler lazım ya. Hani bizim de geçimimiz var, şimdi benim evliliğim var. Ben evlenmek istemiyorum. Kim, onun karşısında kim çıkarsanız dersiniz, Selahattin Demirtaş'ı tercih ederim. Hani Kürt olduğum için değil, hani bunun düzelebileceği sadece o yani. Şimdi genç, bilgili. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu yönetimden memnun musunuz? Hayır, memnun değilim. Neden? Ya, ulaşım olarak, hani geçim olarak, ben bir gencim. Şu halime bakın, çalışıyorum yetmiyor. Hani gelirim giderim karşılamıyor benim. Hani bunun suçlusu İmamoğlu mu? Hayır, İmamoğlu değil yani. Serbest piyasa şu an, hani bir su alıyorsun 4 lira. Hani bunu görmeler lazım ya. Hani bizim de geçimimiz var, şimdi benim evliliğim var. Ben evlenmek istemiyorum. Yani böyle bir durumda, hani ne bileyim, piyasa göz önünde, hani fazlasını şey yapmayalım. Konuşmak istemiyorum ben bu konuda. Hani kim, onun karşısında kim çıkarsanız dersiniz, Selahattin Demirtaş'ı tercih ederim. Neden? Hani Kürt olduğum için değil. Hani bunun düzelebileceği sadece o yani. Şimdi genç, bilgili, yani ileriye dönüşük çok planları var. Herhalde bunların hepsini faaliyete koyacak. Yani en güzel şekilde şey olacağız. Hani bir ilerleme yapacağız, kaydedeceğiz büyük ihtimal. Şu an Selahattin Demirtaş aday olamayacak zaten. Millet İttifakı'ndan kim olmalı sizce? Millet İttifakı'ndan kim olmak ister? Yani Millet İttifakı'ndan hani bunu başaracak yok. Benim şu an tahminlerimde yok yani. Şu an kulislerde Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu konuşuluyor. Bunlar yapamazlar mı? Hayır, bunlar mümkün değil. Neden? Hani Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında bunların hani konuşma kapasitesi bile yok. Hani bilmiyorum. Yapamaz yani bunu. Hani eğer böyle bir şey olmuş olsaydı zaten şimdiye kadar illeki ittifaka gelmiş olurlardı. Hani konuşularak değil, yani yapsınlar görelim. Hani ulaşım olsun, hani vesaire bir sürü şey. Ya neyi sayayım neyi saymayayım ben. Ha burada bir sürü genç var belki. Kafasında bir sürü planlar var, belki bir sürü iş konu şeyleri var ama yapamıyorlar. İmkan yok. İmkan olmadığı sürece de zaten bir şey olmaz. Ha bu. Siz Kürt seçmen olarak ikinci turda Millet İttifakı'nın adayını destekleyecek misiniz? Tabii destekleyeceğim. Sonuna kadar da destekleyeceğim yani. Cezaevinde de olsa, hani şeyde de olsa, mecliste de olsa ben destekleyeceğim sürekli. Hani daha ilerisini düşünmüyorum ben. Çünkü sürekli hani bir şeyler olduğu zaman Kürt halkına baskı olmuyor. Hani bir sebep arıyorlarsa bence kendilerinde bulmaları gerekiyor. Erdoğan Kürt sorunu çözemedi mi sizce? Bizce hani hayır, çözemedi. Kalkıştı resmen ya. Kürtle Türk birbirine şu an düşman. Türk adam Kürt'e bakıyor, Kürt adam Türk'ün yüzüne bakıyor. Birbirlerine resmen düşman gibiler yani. Niye öyle olsun ki yani? Yani Kürtle Türk zaten kardeş gibi yani. Düşman olmasının bir anlamı yok ki. Burada yaşayan bir sürü, şu an İstanbul'da yaşayan bir sürü yabancı insan var. Niye bu Türk'le Kürt birbirine düşman oldu ki? Yani bunun bir anlamı yok. Sizce Millet İttifakı Kürt sorununu çözebilir mi? Ya ona da bir şey diyemem ama yani... Hani başa gelmesi tek gereken adam Selahattin Demirtaş diye ben biliyorum yani. Hani her zaman doyum ona bak. Ben şu an yani yıllara bağlanmışım. Hani birçok şey yapmak istiyorum ama şu an öyle bir hükümetin içindeyiz ki Türkiye Cumhuriyeti yani ben 18 yaşında beni cezaya bağladı. Ben şu an yani yapmak istediğim birçok şey var. Yurt dışına gitme imkanlarım var ama Türkiye Cumhuriyeti beni 2030'a kadar her şeyden kısıtladı. Ben 2030'a kadar hiçbir şey yapamıyorum. Şu an doğru düzgün bir iş bile bulamıyorum. İş kur beni işe katıyor, girdiğim işte tekrar çıkartılıyorum. Neden? Mahkumiyetimden dolayı. Beni o zaman dışarı neye bıraktın? Özgürlüğüme neden bıraktın beni? Özgürsem iş bulma imkanı da bana ver. Ben nasıl özgürüm o zaman bu halde? Yani Türkiye'yi yani şu an yöneten Recep Tayyip Erdoğan yani gerçekten saçma sapan şeylerle yönetiyor. Gerçekten yani bundan hiç, hani ben genç olarak kendi adıma hiç memnun değilim. Ama yani şu an Selahattin Demirtaş kendisiyle tek baş edecek adam olduğu için adam dört duvar arasından çıkamadı bir türlü. Hani suçsuz yere yatıyor. Anayasa Mahkemesi, yani İnsan Hakları Mahkemesi hepsi adamın beraatını isterken o adamı hala içeride tutuyor. Hani bunun bir şeyi yok yani. Daha bir açıklaması yok yani. Başka hiçbir açıklama yok ha. Padişah'ın satın yani, aldığı kanlı bir terör biliyor musun? Başka hiçbir açıklama yok ha yani. Hani karşısındaki adam kendisini yeneceğini bildiği için adamı yani zindandan dört duvar arasından çıkarmıyor bile. Korkuyor olarak da yani şu an ekonomi olarak da en kötü durumda olan ülke biziz. Tamam bizi kıyaslıyorlar ama bizi iyi ülkelerle kıyaslamıyorlar. Kötü ülkelerle kıyaslıyorlar. Afrika, senin Afrika'yla ne işin var? Senin yani oralarla ne işin var? O zaman bizi Almanya'yla kıyaslasın, Amerika'yla kıyaslasın, Rusya'yla kıyaslasın. Almanya batıyor diyorlar. Mümkün değil abi, ya gırıl gırıl gidiyor ya.
Arkadaşlarımın hepsi kaçak olarak Almanya'da şu an iş çalışıyorlar. Şu an gitme imkanım var, yani Almanya'dan çağıranlarım var. Ama dediğim gibi kısıtlama koyduğu için Almanya'ya gidemiyorum. Şu an gündemde olan cihazlardan iPhone 14 Pro Max. Ne kadar Türkiye'de fiyatı? 65 bin lira. Ben niye kullanamayayım? Ne diye çıktı ki bu cihaz? Benim kullanma diyorlar. Kullanmam için çıktı değil mi? Ben 65 bin liraya bir telefon alabilir miyim? Alamam. Türkiye'de alamam. Ama dışarıda olsam mesela benim aylığım onu karşılıyor. Alabilirim. Burada alamıyorum. Bir ev olmuş 1,5 milyon. Şanlıurfa'da 1,5 milyona ev ya. Ben tarihimde görmedim abi. 4,5 milyona kadar da ev fiyatları yükseliyor. Ne bir denizim var. Ne bir manzaram var. Çıkıyorum kuru toprak, içeri giriyorum beton. 4,5 milyon şey yapıyor. Hedef 2023 diyorlardı. Enflasyonu düşüreceğiz diyorlar. Hedef 2023. Neden olarak düşürecek? Seçimde de düşüyordu. Bundan önceki seçimlerde de düşüyordu. Daha beter arttı. Düşmüyor olmadı yani. Daha beter arttı. Her defasında öyle söyleniyor ama her defasında artış var, düşüş yok. Adam yapmış benzin, örnek veriyorum. 25. Adam 50 kuruş düşürüyor. Millet alkış çalıyor diyor. 50 kuruş düştü lan. 10 liradan 25 lira oldu. 50 kuruş düşmüş. Çok mu bir şey? Hani Türk halkı da yani biraz. Yani bizim milletimiz gelen zama bakmıyor, düşen fiyata bakıyor. Aynen. Çok zor ya. Hani imkan yok artık ya, mümkün değil bir insanın bir düzen kurup hani kendi hayatını yaşaması Türkiye'de mümkün değil ya. Asgari ücrete zam geldi, bu da mı yeterli değil? Asgari ücret 8550 mi? 8500 oldu. 8500. 8500. Güzel. Bir mont ne kadar oldu? 1500 lira oldu. Bir ayakkabı ne kadar oldu? 2000 lira oldu. Bir pantolon alıyorum 500 lira. Ben düşün bunu, sadece ben kendim için söylemiyorum. Çocuklu aileleri düşünün. Sadece porsiyonları küçülteceğiz. Çay simit yiyeceğiz. Çay simit ne kadar? Simit şu an 6. Boğaça simit, boğaça 6. Çay ne kadar? 4 lira. Hesapla abi. 5 kişiden. Çay 10 TL ya şurada ya. 10 TL gidelim bir bardak abi, içelim 10 TL 5 çay. 5 liradan hesap edelim. Günde 5 çay, 5 çarpı 5, 25. 25 çarpı 5, 150 lira mı ediyor? Çay parası. Simidi de eklediğin zaman 300 lira ediyor. Ben sadece simit boğaça mı yiyeceğim? Başka bir şey mi yiyecek miyim? Bu. Bizim ekonomimiz bu net yani gösteriyor. Buna yetiyor. Fazlasını gidemiyor zaten. Gidip şurada ileride bir restoranda oturup bir yemek yesek 1000 lira 1500 lira. Ben bunu da günlerce yapamam ki. Ama yemek benim her günkü ihtiyacım. Her gün şükretmiyorsunuz diyorlar. He? Şükretmiyorsunuz diyorlar. Şükür edin diyorlar. Küçülterek mi şükredeceğim? Coğrafya olarak da elhamdülillah çok şükür ama bize porsiyonları küçültün diyeceklerine kendileri yani biraz kendileri küçülse daha iyi olur bence. O porsiyonları kendilerinin küçültmeleri lazım. Sarayda yani günde yani ne şeyler harcanıyor boş yere. Genlerin yaptığı yani o kadar hani buradan kalkıp bir yurt dışına gitmesi, arkasından 10 tane arabayla gezmesi, bunlar hepsi mantıksız yani. Sen yani çık milletin arasına kendin karış yani. Sen yani arkanda 10 tane 20 tane adamla ne iş yapıyorsun ki yani? Bunların ne anlamı var? Hepsi yani biz tamam porsiyonumuzu gene küçültelim. Sen de küçült kardeşim biraz. Sen gittikçe büyütüyorsun, bize gittikçe küçült diyorsun. Biz yine elhamdülillah çok şükür diyoruz. Yine binlerce kez şükürler olsun. Ya sen de şükretmeyi bil. Sen de bir bu hele bir ay boyunca kalk bir simitle, bir çayla şükret bakayım hele. Nereye kadar şükür edeceksin? Şükredebilir mi? Edemez. O zaman bize de şükret deme yani. Tamam biz yine şükrediyoruz. Sen de yap yani. Ya biz şükredelim hani. Yoksa şükredelim. Olmuyorsa hani bir şeyler ilerleyemiyorsak, bir şeyleri ilerletemiyorsak şükredelim. Ya ama şu an coğrafya olarak mı ya? 20 senedir yapıyorsun. Yapamıyorsan bırak ya. Coğrafya olarak en zengin coğrafyada yaşıyoruz ya. En ezilen ülkede biz olmamalıyız ya. Ya yurt dışından adam geliyor Edirne'nin girişinde market alışverişini yapıyor ya. Sömürüyor ya bizi. Aynen. Sen niye ya bir sürü şey, sen mülteciye niye şey satıyorsun ya? Vatandaşlık. Bizim Harran Ovası, Ceylanpınar Ovası yok abi, kimin elinde? 5500 dönümlük tek parça dönümlük tarla şu an Katar'ın elinde mi? Harran Ovası bir ucu var bir başı yok. Türkiye'nin bütün süt ürünlerini oradan karşılıyoruz. Adam Katar'a mı vermiş? Şeye mi, nereye vermiş belli değil. Hani gelip gidenler de biz gözden görüyoruz aynı şeyler yani. Ya yani bunu bana kimse anlatmıyor. Ben bunu gözümle görüyorum. Ben daha neyini anlatacağım ki bunu? Teşekkürler. Rica ederim.